Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda imzanın tanımı ve imza nasıl atılmalıdır adlı birinci videomuzun devamı olan ikinci videomuzu çekeceğiz. Birinci videomuz hafıza kartımızda olduğu için aniden kesildi. Devamını da ancak bugün getirebiliyoruz. İlk videomuzda seyreden arkadaşlar eğer hatırlarlarsa imzayı ne olduğunu anlattık. İşte el yazısıyla atılmalı dedik. İçinde en azından isim soy isim atan şahsın ismi soy ismi bulunması gerekir. Gerekmesi lazım dedik. İmzanın farklı ayırt edici bir işaret olduğunu, kişiye ait olduğunu imza atarken İyi bir imza atmak için neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verdik. Bugün videomuzun devamında imzayı örnekleriyle anlatmaya çalışacağız. Bu kanunda bahsettiğimiz gibi soyadı kanununda isim ve soy isim bulunsun diyor. Aynı şekilde borçlar kanununda diyor ki elle atılmalı diyor. Yani borçlunun el yazısıyla atılmalıdır diyor imza. Yine tekrar ticaret kanunumuzda da aynı şekilde elle atılması yönünde hükümler bulunuyor. Yani bu demek oluyor ki yani bir bilgisayar çıktısı, bir kopya malzemeler kullanaraktan alt çıkmış kopyalama yöntemiyle duplike dediğimiz duplike yöntemlerle imzalar çoğaltılarak atılan imzalarda bir geçerlilik yok. Yani imzanın geçerli olabilmesi için ıslak olması lazım. Islak olması lazım ve o onayladığı belgeyi kabul ettiği belgenin altına şahsın kendisinin atması lazım ki imzanın geçerli olması lazım yasal olarak. Şimdi ben geçen videomda da bahsettiğim gibi dedim ki bir ünlümüzün imzasına bakalım o nasıl atmış. Oradan fikir edinelim. Zeki Müren rahmetli sanatçımızın Allah rahmet eylesin onun imzasını bugün çalışacağız. Zeki Müren. Ben öncelikle internet ortamında bulduğum imzasını göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir imzası var. Bakın Z harfini çok orijinal bir şekilde atıyor. Devamında Zeki yazıyor el yazısıyla. Müren'i de Müre kadar yazıyor. Yani EN harfini benim gördüğüm kadarıyla atmıyor. Sadece mürden sonra R'yi uzatıyor. Altına da bir çizgiyle kapatıyor. Fakat bu imzayı Zeki Müren'e has bir imza oldu. İçindeki isminden dolayı, soyadının en azından 3 harfi geçtiğinden dolayı. Yani imza tanımımızda geçtiği gibi ismi ve soy ismi geçiyor. Tamamıyla Türkçeyi de zaten çok harika kullanan Türk dilini en güzel kullanan insanlardan biri olması hasabıyla imzası da gerçekten tanımlara birebir uyan çok kaliteli bir imza kullanmış zamanında. Biz bu imzayı bir de kendimiz atmaya çalışalım. Birebir aynı atamadığımızı göreceksiniz. Fakat fikir edinmesi açısından bir denemeler yapalım bakalım. Sonradan alternatif yani sanki Zeki Müren'e biz imza tasarlıyormuş gibi böyle bir ona 4-5 tane bir farklı böyle bir imza çalışması yapalım. Yani tamamen bu yapacağımız çalışmalar şu an Zeki ismini kullanan arkadaşlar varsa, ismi Zeki olan arkadaşlar varsa onlara fikir olsun. Tabii soyadları Müren değildir diye düşünüyorum. Ama en azından isimleri Zeki olduğu için
Zeki ismiyle. Şimdi Zeki Müren aslında şöyle yapmaya çalışmış. Benim gördüğüm kadarıyla biliyorsunuz el yazısıyla Z harfi şöyle atılıyor arkadaşlar. Yani Z harfinin el yazısıyla atılış şekli şudur. Normalde biliyorsunuz Z harfi şudur. Bazıları çizgisiz yapar, bazıları çizgili yapar. Ama el yazısıyla şöyle atılır. Zeki Müren bunu tabi imza olduğu için biraz değiştirerek kendine has, az önce diğer videomuzda da söylediğimiz gibi ayırt edici bir şekilde kendi kimliğini yansıtacak şekilde farklı bir tarz atmış. Mesela nasıl atmış? Şöyle bir yuvarlamış. Şöyle gelmiş, şöyle bir şey yapmış. Tabi tam bunun gibi değil ama şöyle mesela. Geliyor. Değil mi? Evet. Şöyle geliyor, şöyle. Tekrardan şöyle bir deneyelim bakalım. Şöyle geliyor. Şuraya bir E yapıyor. Şöyle bir Zeki diyor. Daha sonra evet. Tabii bizimki biraz şey oldu. Sanırım şöyle atıyor. M'yi yapıyor, Ü yapıyor, R'yi şöyle uzatıyor. Ondan sonra altına çekiyor. Ya burada önemli olan direkt mesela direkt Zeki Müren yazıp da imza da atılabilir. Fakat az önce dediğimiz gibi imzamızı biraz şöyle bir şey yapıyor. Evet. Tekrardan bir deneyelim. Burada ben ister istemez sanki böyle Müren gibi yazdım ama gördüğünüz gibi imzayı ben tekrar göstereyim. İmzayı tekrar göstereyim. İmzayı aynısını zaten farkındaysanız ne kadar da uğraşsam atamıyorum. Çünkü diğer videolarımızda anlattığımız gibi herkesin kalem tutuş şekli farklı olduğu için kalemi bastırış miktarı farklı olduğu için işte el hareketinin hızı farklı olduğu için atıyor. Şimdi mesela en güzel nasıl atarım diye ona bakıyorum. Tekrardan şöyle bir göz atayım. Sanırım biraz daha şöyle yapıyor. Şurayı şuradan dolaştırıyor. Galiba böyle bir şey yapıyor. Şuraya bir tane daha çalışayım ben. Buradaki fikir de şu zaten. Bakın kendisi bir şurada bir Z harfinde kendisi bir orijinallik yakalamış ve bunu dikkat ederseniz bunu başkası birebir aynısını atamıyor. Yani çok benzer yakını da atamıyor. Yakını da atamıyor. Çünkü dediğim gibi mesela şurayı ya bizim yapacağımız imzada da bir orijinallik olursa kolay kolay taklit edilemez. Şimdi mesela diyelim ki Zeki Müren'in imzası bu değil. Farklı bir imzası olduğunu varsayalım. Mesela nasıl bir imzası olsun? Mesela dediğim gibi ismi Zeki olan arkadaşlara bizim de bir fikrimiz olsun bu çalışan. Mesela Z harfini biz de şöyle uzunca atabiliriz. Benim şuradan kuyruğunu alıp oraya E'ye bağlarız. Ondan sonra diyelim ki soyadı Müren değil de Zeki. Zeki ne olsun? Zeki Hüren mesela olsun. Hüren olsun. Yani böyle bir imza da olabilir. Buradaki ayırt edicilik ne? Yani Z harfini şöyle uzun yapıyoruz. Şöyle bir uzatma yapıyoruz. Yani bizim de ayırt edicilimiz bu. Sonra şurayı E'yi dikkat ederseniz şurada Z'nin orta çizgisiyle E'yi birleştiriyorum. Yani şu.
bu imzada mesela ayırt edicilik burada. Yani bu bir arkadaş bu imzayı mesela Z'yi bu şekilde ataraktan kendisine bir imza geliştirebilir. Yani Z harfiyle burada tabii mesela Z harfiyle ilgili varyasyonlar denenebilir. Z harfiyle ilgili varyasyonlarda mesela ne yapılabilir? Tabii el yazısıyla Z de atılabilir mesela. Bu da bize. Mürenin devamına yazmazsınız da altına yazarsınız. Yani alt tarafına yazarsınız. Zeki Müren mesela. Yani neyse şöyle bir şey yapmak istedim. Yani çok şey durmuyor ama. Bu da bir imza. Hani şurayı şöyle bir şey yaptım. Yani diklemesine bir imza yaptım. Yani bunun sonuna ismi, soy isminizin baş harfini koyabilirsiniz. Ya da soy isminizi devam edebilirsiniz. Mesela Zeki Müren değil de diyelim ki sizinki Hüren. Şuraya bir Hüren yazarsınız. Şöyle bir kapatırsınız. Şöyle Z'yi böyle de yapabilirsiniz. Hani ondan sonra şöyle Zeki yazarsınız. Devamında şöyle bir kapatma yaparsınız. Yani şöyle bir şey yapıyorum. Böyle, bu da bir imza. Bakın aynısını atıyorum. Böyle de yapabilirsiniz. Bakın. Kimse siz Z'yi niye böyle yapıyorsunuz diye bir şey diyecek hali yok. Yani kimse size diyelim ki niye arkadaş Z'yi böyle atıyorsun diyemez mesela. Bakın. Yani bu imzadaki şey Z harfini şöyle atmamız. Yani Z harfini şuraya getiriyorum. Şuradan şöyle atıyorum. Şuradan da şöyle çekiyorum. Böyle bir şey yapıyorum hani. Ya da Z harfini diyelim ki mesela şöyle bir dolandırdım. Şöyle yaptım. Yani böyle olabilir yani. Şöyle de bir şey yapabilirsin. Hani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Mesela Z'ye geliyorsunuz. Şöyle bir daire çiziyorsunuz. Şurada alttan birleştiriyorsunuz. Ondan sonra Z2 yazıyorsunuz mesela. Bu da bir yöntem. Dediğim gibi farklı şeyler deneyeceksiniz. Tamamen kalemi eline alacaksınız. Rahat. Yani rahat hissettiğiniz imza atacaksınız. Çünkü dediğim gibi imzayı arka arkaya belki 10 tane 20 tane imza atacağınız işte sözleşmeler oluyor. Yani imzayı böyle upuzun saatlerce sürecek böyle imza şeklinde böyle kısaca bir imza olabilir yani hani olabilir. Dediğim gibi isminizde geçen bir harfi farklı yapmaya çalışın.
Mesela zeki başka türlü nasıl yazabiliriz? Önce bir zeki harfini şuraya bir yazalım. Başka ne varyasyonlar deneyebiliriz? Onu düşünelim. Yani şuradan mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Yani Z'yi çok büyük atıyorum. Tekrar atayım. Z'yi çok büyük atıyorum. Ondan sonra içine 2 yazıyorum. Zeki. Ya bu da bir imza. Diyorsanız çok taklidi kolay. Yani bunun taklidi kolay olması meselesinden ziyade sizin burada imzayı atış şekliniz. Mesela ben bu Z'yi kendi elimle atıyorum. Mesela aynısını siz atamayacağınız gibi sizin atacağınız Z'yi de ben atamam. Yani şu Z'yi şu şekilde uzatmasını, bakın imza şuradan başladı. Şuraya kadar geldi bakın. Ya da ne olabilir? Yani şöyle de olabilir bak. İyi yazıyorum. Ondan sonra şurayı şöyle kapatıyorum. Bakın bu da bir imza. Bunu tekrardan bir deneyelim mesela. Bunu tekrardan bir deneyelim mesela. Yani şuraya normal bir Z yapıyorum. Klasik. K'yı da el yazı şeklinde yapıyorum. Ondan sonra şurayı şöyle tamamlıyorum. Şurayı da şöyle yapıyorum mesela. Örnek veriyorum. Yani bu da bir imza. Yani. Bakın sanki şurada bir Yunus balığı varmış gibi bir şey çıktı. Onu yakalamaya çalışın. Mesela siz de böyle bir işaretinizde bir fark ettiniz mi? Şurada bir göz var. Şurada da sanki bir Yunus balığı var gibi. Yani. Biraz da imzanın akıcı olmasına çalışın. Yani bakın fazla duraksamadan. Atabilmek önemli. Başka ne şekiller yapılabilir? Yani çok şekiller yapılabilir. Mesela bunda ya ne bileyim Z'yi şöyle üstünü uzun yaparsınız. Şu altını mesela altını kısa yaparsınız. Altını kısa yaparsınız. Ondan sonra şurayı mesela şöyle doldurursunuz. Yani sanki üstü kısa altı böyle kısaymış gibi. Bu da bir imza. Yani hani bakın üstünü uzun yapıp altını kısa bırakıyorum. Ya kimse size niye Z'yi böyle yaptın? Böyle Z olur mu? Diyecek hali yok. Dediğim gibi yasa olarak da bir sakıncası yok. Zaten yasa sistem istiyor ki imzası farklı olsun istiyor. Şu uzun şöyle şurasını kısa bırakıyorum. Zeki diyoruz. Ya da ne bileyim şöyle bir şey yaparsınız. Yani. Bakın böyle şöyle dalgalı bir şeyler yaparsınız. Sanki böyle rampalı bir yoldaymış gibi. Yani bu da bir imza. Yani. Başka ne yapabiliriz mesela? Yani mesela şeyle başlayabiliriz. Daha önceki imzalarda başladım ki mesela K harfiyle başlayalım. Zekin içindeki K ile. İ yapalım. Ondan sonra bir
Şöyle bir Z yapalım, bir E yapalım mesela. Yani bak. Bu da bir imza hani. Z'yi el yazı şeklinde Z yapıyorum. Yani bu da bir imza. Veya ne yapılabilir? Ya Z'yi 2 gibi atabilirsiniz. Mesela şu 2 aslında. Mesela bazı insanlar Z'yi böyle yuvarlayarak atar. Siz de öyle yapabilirsiniz mesela. Sanki böyle 2 atıyormuş gibi. Ya bak. Ya bunu Z buna kimse Z diyemez. Ancak şunu atarsanız belki Z olur. Şöyle bir şey olur. Yani şöyle 2 atıyormuş gibi. Şuraya da bir tane çizgi çekiyorum. Bakın. Ya da bunu biraz daha şöyle yapalım. Mesela 2. Yani Z'yi 2 gibi atıyorum mesela. Yani birisi 2 gibi atarım. Ondan sonra mesela aşağı doğru da bir şey yapılabilir. Yani mesela sanki evet, sanki aşağı doğru mesela şöyle aşağı doğru giden bir imza yapalım mesela. Şimdi az önce denerken fark ettim. Sanki aşağı doğru bir şey yapabilecekmişiz gibi. Şuraya bir 2 yaptım. Ondan sonra geldim. Şurada bir E yaptım. Ondan sonra bir K yaptım. Ondan sonra bir I yaptım mesela. Komple aşağı doğru güzel olmadı ama şöyle ikisine dikine yani Z ile E, K ile I olacak şekilde atarsak bir şeye benziyor. Yani bir daha yapalım. Şöyle yapıyorum, E'yi yapıyorum, ondan sonra K'yi yapıyorum. Ondan sonra iyi yapıyorum. Yani bakın. Yani 2'den sonra E'yi yaptım. Ondan sonra K'yi yukarıya tekrar aldım. Sonra iyi aşağı geçecektim. Bakın bu da bir imza. Ve şu ana kadar attıklarımız içinde en bence orijinal oldu. Yani ben en içinde en sevdiğim bu oldu. Ha bunda bir arkadaş deneyebilir. Bak bakın 2 atıyormuş gibi yapıyorum. Sonra E yapıyorum. Yani şurayı yapıyoruz. Z'den E'ye geçiyoruz. Sonra tekrar K'ya çıkıyoruz. Tekrar İ'ye iniyoruz. Yani şöyle bir N harfi yapıyormuş gibi. Ama sonuç ortaya çıkan şey çok hoş duruyor. Bunu dediğim gibi pratiğini artırırsanız daha akıcı ve daha güzel şekilde çıkartabilirsiniz. Bakın pratiğini artırıyorum. Daha evet. Yani en son kapanışta da şuraya iyi yaptınız. Şöyle bir şey yapabilirsiniz yani ne bileyim şöyle bir şey yapabilirsiniz. Başka Z olarak yapabileceğimiz yani o kadar çok şey var ki bu tamamen insan eliyle alakalı bir şey. Yani benim mesela keşfettiklerimden farklı olarak siz de çok şey farklı şeyler keşfedebilirsiniz.
Ya da buradakilerden bazılarını alıp kendinize uydurabilirsiniz. Yani sonuna baş harfini eklersiniz soyadınızın. Mesela Z harfiyle diyelim ki bir de şöyle dalga yapalım mesela. Yani şurayı Z yapalım, şuraya E yapalım, şurayı K yapalım, şurayı yapalım. Yani sanki bir dalga. Dalga şeklinde yapalım. Yani nasıl olur bir bakalım. Bu imzayı mesela bir geliştirelim mesela. Yani dikkat edin. E'yi sağa yana çekiyorum. Yani bir dalga yapmaya çalışıyorum. K'yı şuraya yakın yaparsak sanki daha hoş olacak gibi. Evet. Bakın bu da bir şekilde. Yani Z'yi yaptıktan sonra E'yi sağ alta alıyorum. Ondan sonra tekrar yukarı çıkıyorum. K'nın şöyle kuyruğunu yapıyorum. Ondan sonra E'ye geliyorum. Ondan sonra şurayı şöyle kapatabilirsiniz yani. Yani bir dalga yapıyoruz. Evet. Bu da bir yöntem mesela. Ben mesela büyük başlamayı seven biriyim mesela. Nasıl büyük olarak mesela? Diyelim ki çok büyük bir Z attık diyelim. Ya bu da bir imza mesela. Mesela böyle bir şey yapabilirsiniz. Yani Z'yi büyük atıyorsunuz. Sonra şuradan çekiyorsunuz. E'ye gidiyorsunuz. Ondan sonra şuraya şöyle bir şey yapabilirsiniz yani. Bakın akıcı da bir imza. Yani. Bu tarz bir şey olabilir. Ya da mesela Z'yi çok büyük atarsınız. Diyeceksin ki kağıtta bu kadar yer var mı? Kağıtta yani büyük atacağız derken ben şu an kameraya çıksın diye bir kadar. Tabii kağıda siz bu kadar büyük atmazsınız da. Yani Z'nin diğer harfler içindeki oranını büyütürsünüz. Bakın Z'ye iki tane çizgi atıyorum bu sefer. Bir tane Z'nin kendi E'sini yapıyorum mesela. Sonra bir tane K'nin kuyruğunu yapıyorum. Yani bu da bir imza. Kimsenin ben böyle imza atacağını. Yani şu ana kadar böyle bir imza olduğunu şey yapmıyorum. Çünkü az önce kendi kafamla uydurdum. Yani böyle bir şey yapılabilir mesela. Evet. Bunu şöyle bir imza attım farkındaysanız. Bence çok güzel. Başka ne yapabiliriz? Dediğim gibi çok alternatif var. Ya dediğim gibi mesela soy isminiz adınızdaki soy isminiz diyelim ki Hüren
Ya da zeki. Müren. Z'yi atarsınız mesela. Ya Müren atarsınız mesela, ne bileyim. Adınızın baş harfini yazarsınız. Yani illa adınızı tam yazacaksınız diye bir şey yok. Soyadınızı da tamamlarsınız. Bakın M'yi farklı yapmaya çalışıyorum yani. Burada önemli olan bir şeyleri farklı yapmanız. Akışkan olması. Ya da işte ne bileyim. Zekidir. Ondan sonra M yaparsınız. Bakın. Şöyle sanki zeki. Ondan sonra M yapıyorum, uzatıyorum mesela. Halbuki şurada bir tane M yaptım mesela. Örnek veriyorum. Bak M yapıyorum. Ondan sonra sanki dalgayı devam ettiriyorum. Sanki kalp atışı gibi. Yani soyadınız M ile başlıyorsa, soyadınız M ile başlıyorsa böyle bir şey yapabilirsiniz mesela. Bir M yaparsanız devamında şöyle uzatırsınız. Yani soyadınız M harfiyle başlıyorsa bu tarz bir şeyler yapabilirsiniz. Dediğim gibi varyasyonlar milyonlarca varyasyon çıkartabilirsiniz. Önemli olan kalemi eline alın ve bu işten zevk alarak, önemli olan akışkan olması. Ben Zeki ismini yazıyorum. Farklı bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bir de E harfiyle bir şey yapalım mesela. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım verdiğim bilgilerden memnun kalmışsınızdır. İyi günler diliyorum.